Herkese merhaba ben Volkan Etin Mezer. Bu videomuzda Sevin Artisans'ın 12 mm f2.8 diyafram açıklığına sahip Micro 4 lensi inceleyeceğiz. Seven Artisans Çin meşeli bir firma. Ürünleri daha çok fiyat performans ağırlıklı olarak piyasada mevcut. İnceleyeceğim ürün 12 mm f2.8 manuel lens. Normalde kutun içinde gelen taşıma kesesi bana direkt olarak elden teslim edildi. Bu arada bu ürünü Çin seyahatimde direkt olarak firmanın merkezini ziyaret ettiğimde elden teslim ettiler. Kutusu karizmatik diyebilirim. Kutunun çevresinde firmanın logoları yer alıyor. Ama asıl önemli olan kısım kutunun altında. Burada ürün ile ilgili detaylı görebiliyorsunuz. Ancak en önemli logo sağ üst kısımda yer alan Micro Four Third logosu. Çünkü bu ürünün Sony, Canon ve Fujifilm bayonetli olan versiyonları da mevcut. Yani ne aldığınızda dikkat etmeniz için bu logo önemli. Kutu içinde kullanım kılavuzu ve garanti belgesi mevcut. Lens kutu içinde yumuşak bir süngere sıkıştırılmış ve ambalaj içinde geliyor. Tüm bunlardan kurtulduktan sonra lense erişebiliyorsunuz. Önce lense şöyle genel olarak bakalım. Lens tamamı metalden yapılma olarak tasarlanmış. Lens kapağı da buna dahil. Sadece bayonet kapağı plastik. Burada elimde tutarken küçüklüğünü görmek biraz zor oluyor ama Avcumun içine aldığımı ne kadar küçük olduğunu daha iyi görebiliyorsunuz. Ön kısımda yer alan parasöle yerinden çıkmıyor. Tabii ki bu halde de filtre takamıyorsunuz. Ancak filtre takmak isterseniz internette bu ürün için markanın ürettiği bir adaptörü harcan satın alabiliyorsunuz. Bayonet kısmında herhangi bir konektör yok. Bu da lensin manuel olmasından kaynaklanıyor. Burada hoşuma giden şeylerden birini söyleyerek devam edeyim. Bağlantı sırasında kullanacağınız referans noktası lensin üzerine değil bayonet kısmı eklenmiş. Yani sağ kısımda görmüş olduğunuz kırmızı nokta bağlantı referans noktası. Bu güzel bir tasarım olmuş. Ön kısma geçtiğimizde öncelikle 43 mm filtre çapına sahip olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber geniş açı olmasından dolayı 102 derece görüş açısına sahip. 62 mm yüksekliğe, 63 mm genişliğe sahip. Yani küçümen bir lens diyebilirim onun için. Ağırlığı tabii ki kapaklar hariç 262 gram. Yani neredeyse kullandığımız büyük ekranlı bir cep telefonu kadar. Lensin ön kısmındaki mercek bombeli bir yapıya sahip olduğundan Az önce söylediğim gibi direkt olarak bir filtre takamıyorsunuz. Ancak adaptör satın alarak filtre takabilirsiniz. 8 grupta 10 elementten oluşuyor. Bununla beraber MTF tablosunda bu şekilde görebilirsiniz. Minimum çekim mesafesi 20 cm. Bizzat test ettim. Evet 20 cm. Diyaframı 7 bıçaklı. Maksimum diyafram açıklığı 2.8, minimum diyafram açıklığı ise 16. Bununla beraber biraz köşeli bokehlere sahip. Zaten geniş açı olduğundan bokeh yapmak çok zor. Ama hani olur da bir yerde bokeh çıkarsa görünüşü bu şekilde olacak işin özü. Paket içinden çıkan kesesine rahatlıkla bu ürünü kapaklarıyla beraber koyabilirsiniz dedikten sonra artık kullanımına geçelim. Bu testlerde Olympus EM1 Mark II ve Olympus EM10 Mark II kullanacağım. Bu bayoneti Olympus, Panasonic, Blackmagic Pocket 4K, DJI X5 gibi kameralarda kullanabilirsiniz. Rehber noktalardan hiza aldıktan sonra rahatlıkla makinenize takabilirsiniz. Lens son derece sıkı bir şekilde yerine yerleşiyor. Lensin arka kısmında dar olarak tasarlanan kısım diyafram halkasını çevirmenizi sağlıyor. Ön kısmında daha geniş olan halka ise netliği kontrol ediyor. Diyafram halkası 2.8'den 16'ya, netlik halkası ise 20 santimden sonsuz olacak şekilde hareket ediyor. Bu arada hem fit hem de metro olarak netlik halkasını görmek mümkün. Her manuel lens anlatımımda mutlaka netliğin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışıyorum ki insanların manuel lensler olan bakış açısı değilsin. Çünkü aslında son derece kullanıma basit lensler. Eğer gözünüz keskinse zaten size söyleyecek bir şey yok. Değilse netlik için bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Eğer manzara ya da geniş açılı fotoğraflar çekiyorsanız genel kullanım şekli netliği sonsuz alıp diyaframı kısıp çekmek. Ama tabii ki her zaman geçerli bir kural değil. Özellikle açık diyafram ve yakındaki objeleri çekiyorsanız bu hiçbir işe yaramayacaktır. O zaman da hiperfokal hesaplamayı bilmek lazım. Ama bence bunların hiçbirine gerek yok. Artık fotoğraf makinelerinin akıllanması sayesinde manuel lens kullansanız bile netliğin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun için vurgulamayı ya da diğer ismiyle zorlama ayarlarını ya da bir diğer ismiyle kılavuz renkleri kullanabilirsiniz. Kırmızı veya sarı renk seçmeyi unutmayın bu arada. Kılavuzu açtığınızda netlik neredeyse çizgiler ve boyama ile netliğin nerede olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ardından netlik halkasını hareket ettirerek netliği ayarlayın ve fotoğrafı çekin. Hepsi bu kadar. Gelelim testlere. Testlere başlarken bir şey dikkatimi çekti ve ilk onun üzerinden test yaptım. Hem EM1 Mark 2'de hem de EM10 Mark 2'de üzerine Olympus 12 mm ve 7 artı 12 mm takılırken iki fotoğraf çektim. İşin ilginç yanı 7 Artisans'ın yapısal olarak biraz daha geniş bir açıyı göstermesi gerekirken normal Olympus 12-40 lensten daha dar bir açıyı gösterdi. Olympus lensin teknik bilgilerinde 12 mm'deyken 84 derece olarak belirtiliyor. 7 Artisans sans ise 102 derece. Bu fotoğraflarda da açıkça gördüğünüz üzere 7 Artisans daha dar bir açıyı gösteriyor. Hatta test tablosunda da bunu görmek mümkün. Ya Micro Four 4 lensin teknik bilgileri yanlış çünkü aynı lensin farklı boyuna tipleri içinde olanları var ya da genel olarak teknik bilgi yanlış. Ya da Micro Four 4 için farklı bir teknik bilgi var ve bunu yazmamışlar. Enteresan bir durum. Bir diğer test yanlardaki kararma veya bir diğer ismiyle vinyet testi. 2.8 diyaframda yanlardaki kararma fazla diyebilirim. 4 diyaframa geldiğinde kararma azıcık azalıyor. Ama sonraki tüm diyafram değerlerinde kararma olduğu gibi duruyor. Bu yönden de orta seviyede bir lens olarak tanımlamam yanlış olmaz. Tüm diyafram değerlerini kararmaları da bu şekilde görebilirsiniz. Bir diğer testle devam edelim. 5 farklı yani 2.8, 4, 5, 6, 8 ve 16 diyafram değerlerinde çekilen test fotoğraflarını birlikte inceleyelim. Elbette manuel olduğu için diyafram bilgisi mevcut değil. Ama ben size söyleyeceğim merak etmeyin. 3 kat büyüterek neler olmuş bir bakalım. Öncelikle orta kısımdan başlayalım. 2.8 diyaframda orta kısımdaki netlik biraz düşük. Aslında netlik var ama keskinlik açısından mükemmel değil diyebilirim. Özellikle 5.6'dan sonra keskinlik artmaya başlıyor. Kumlanmaya takılmayın o yüksek ISO'dan kaynaklanıyor. Kenarlara doğru gidildikçe enteresan bir durumla karşılaşmaya başladım. 2.8 diyaframda yanlarda netlik yok denecek kadar az. 8 diyaframdan sonra yanlardaki netlik düzelmeye başlıyor. Acaba ben netliği yanlış mı ayarladım diye hem EM1 Mark II'de hem de EM10 Mark II'de defalarca test yaptım. Ama hepsinde de sonuç aynı oldu. Yani sorun benden kaynaklanmıyor. Yine keskinlikte haliyle 8 ve 16 diyaframda var. Ancak şunu söyleyebilirim, renk sapması enteresan bir şekilde hiç denecek kadar az. Bu da bir başka enteresan durum. Genellikle köşelerde renk sapmaları olmasına alışık olduğum için bunu görünce şaşırdım. Lens beni şaşırtmaya devam ediyor açıkçası. Aşırı ucuz lenslerde görülen çizgilerin birbirine içine geçmesi durumu bu lenste elbette yok. Bununla beraber hem alt üst hem de sağ solda bozulmaları görmek mümkün geniş açı olduğu için de dış bükey bozulmalar normal diyebilirim. Netlik veya keskinlik ile ilgili söyleyebileceğim son şey bu çerçeve dışında kalan kısımların netlik giderek azalmaya başlıyor. Çekimlerde buna dikkat etmek gerek açıkçası. Hele ki altın orana göre bir fotoğraf çekecekseniz köşelerden mümkün olunca uzak durun. Biraz da lensi dışarıda test edelim. Yaptığım çekimler direkt JPEG çıktısı ve üzerinde herhangi bir oynama yok. Makineden çıktı haliyle. Oynayarak her şey birer şaheseri dönüşebilir belki ama benim amacım standart halini görebilmeniz. Dışarıda yaptığım çekimlerde özellikle sanki bir vintage lens kullanıyormuşçasına hisse kapalı. Fotoğrafları gördükçe ne demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Sanki vintage efekti varmışçasına bir etkisi var. Elbette kapalı bir havanın olduğundan da kaynaklanıyor ama o kararmalar vesaire güzel hissettirdi fotoğrafları. Şahsen beni mutlu etti diyebilirim. Elbette mükemmel ötesi bir lens değil ama şunu söyleyebilirim ki tam bir fiyat performans lensi geniş açı manuel ve uygun fiyatlı bir lens arıyorsanız hatta vintage efekti bir lens arıyorsanız 7 Artisans 12mm 2.8 tam size göre olacaktır. Bu videomuzda 7 Artisans'ın bu küçük canavarını inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.